hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anadolu'nun kadim kenti Kayseri'deyiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında tüm belediye başkanlarımızla Kayseri'de bir araya geliyoruz. Öncelikle ülkemizin tarihsel, kültürel ve ekonomik anlamdaki en önemli şehirlerinden biri olan Kayseri'de olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Biz Kayseri'ye sadece bir toplantı düzenleyip ayrılmak için gelmedik. Belediye başkanlarımız da bugün şehrimizin 16 ilçesinde sahaya çıkacak, vatandaşlarımızla birlikte bir araya geleceğiz. Akkış'ta da, Develi'de, Bünyan'da, Hacılar'da, Felaiye'de, İncesu'da, Melikgazi'de, Koca Sinan'da, Pınarbaşı'nda, Özvatan'da, Sarız'da, Saraolan'da, Tomarza'da, Talas'ta, Yeşilhisar'da ve Yahyalı'da vatandaşlarımızla buluşacağız. Kayseri halkının ayağına gideceğiz, elini sıkacağız, derdini dinleyip çözüm önerilerimizi anlatacağız. Bugün ayrıca Kayseri'ye büyük hizmetler yapan efsane belediye başkanımız Niyazi Bahçecioğlu'nun kabrini ve ailesini de ziyaret edeceğiz. Kayseri'de 12 yıl belediye başkanlığı yapan, fedakarca hizmet eden başkanımız onuruyla yaşadı ve kendine bir mezar yeri dahi alamadan görevini devretti. Vefat ettiğinde mezar yeri bile yoktu. Buradan başkanımızı bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, Çalıştay programımız yarın Sayın Genel Başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından belediye başkanlarımız yerel yönetimleri ilgilendiren farklı konu başlıklarında çalıştaylar yapacaklar. Alanında uzman isimler belediye başkanlarımıza bilgilendirici sunumlarda bulunacaklar. Pazar günü ise yine uzmanların bilgi ve değerlendirmelerini aktaracağı bir panelimiz olacak. Ardından belediye başkanlarımız görüş ve önerilerini iletecekler. Özetlemek gerekirse bu çalıştayımızda yerel seçimlerden bugüne kadar geçen sürede neler yaptığımızı ele alacak ve bundan sonraki yol haritamızı ortaya koyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak temel amacımız belediyelerimizin başarılı hizmetlerini artırmak ve bir vatandaşımızın daha derdine derman olmaktır. Değerli basın mensupları, siyasi iktidarın yanlış politikaları vatandaşlarımızı ağır bir ekonomik buhran ile karşı karşıya bıraktı. İşçimiz, memurumuz, emeklimiz, üreticimiz, sanayicimiz artık önünü göremez hale geldi. Siyasi iktidar kendini saraya çıkardı ancak milletimizi dertleriyle baş başa bıraktı, milletimize sırtını döndü. Ama bizim belediyelerimiz pandemi sürecinde, doğal afetlerde ve ekonomik buhran şartlarında vatandaşlarımızın yanında oldu. Şunu açıkça söylemek isterim. Vatandaşımız ekmek derdine düşmüşken bizim belediyelerimizin toplumu kandıran çılgın projelere ayıracak tek kuruşu yoktur. Bizim belediyelerimiz vatandaşın öncelikli sorunlarını çözmek için çalışmakta ve çalışmaya da devam edecektir. Pandemi sürecinde onlar 5 maskeyi dağıtamazken bizim belediyelerimiz 5 milyon haneye her türlü yardımı götürdü. Askıda fatura, halkın bakkalı, veresiye defteri gibi projelerle halkımızın dayanışmasını örgütledi. Sadece bu kampanyalarda şu ana kadar yüz binlerce vatandaşımız için 120 milyon liralık destek sağlandı. Onlar yurt dışından dolarla ağaç alırken bizim belediyelerimiz yerli üreticilerimize 5 milyar lirayı aşan doğrudan destek verdi. İktidar şu zor günlerde vatandaşın derdini unuttu ama bizim belediyelerimiz kara kış fonu kurdu. Bu fon sayesinde sadece son bir ayda 1 milyona aşkın vatandaşımıza 160 milyon lira destek sağlandı. İhtiyaç sahiplerinin faturaları ödendi, gıda yardımları, ısınma yardımları yapıldı, öğrencilerimize eğitim destekleri verildi. İktidar sahipleri belediyelerimizin hizmetlerini engellemek için
her türlü haksızlığa başvurdu. Milletimiz de zaten tüm bu haksızlıklara şahit oldu. Ama bizim belediyelerimiz bunlara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri halkımıza ulaştırdı. Şimdi Kayseri'deki çalıştayımızda da bu başarılı hizmetleri büyütmenin ve daha fazla insanımıza ulaşmanın yollarını arayacağız. Asgari ücret konusuna da değinmek isterim. 2019 yılında siyasi iktidar asgari ücreti 2020 lira olarak belirledi. Biz 2019 Mart seçimlerini kazandığımız tüm belediyelerde en düşük ücreti 2200 lira olarak uyguladık. İktidar 2020 asgari ücretini 2324 lira olarak açıkladı. Biz tüm belediyelerimize en düşük maaşı 2500 lira olarak belirledik. 2021 yılında asgari ücret iktidar tarafından 2825 lira olarak açıklandı. Biz tüm belediyelerimizde işçilerimize en düşük 3100 lira maaş verdik. 2022 yılına geldik. Siyasi iktidar asgari ücreti 4250 lira olarak duyurdu. Sayın Genel Başkanımız ise dün akşam müjdeyi verdi ve 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde asgari ücret 4500 lira olacaktır diye ifade etti. Evet, belediyelerimize, tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet değerli arkadaşlar, yeterli imkanı olan belediyelerimiz zaten şu anda bu rakamın da üzerinde asgari ücret uygulamaktadır. Bir kez daha altını çiziyoruz. Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşlarımızın hayalleri bizim hedeflerimizdir. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz siyasi iktidarın kötü yönetimine karşı vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Şunu da söylemek isterim. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde milletimizin desteğiyle Kayseri'yi de aldığımızda bu kadim kentimizi de sosyal demokrat belediyecilikle buluşturacağız. Niyazi Başkanımız gibi sevgiyle, hoşgörüyle ve adaletle yöneteceğiz Kayseri'yi. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz arkadaşlar.